Selamlar dostlarım. Bugün sizlere yel sonucu nasıl kurabiliriz, hangi ayarlara dikkat etmeliyiz ondan bahsetmek istiyorum. Arka açtım. Genel sonucuma giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi sol üst kısımda 3 çeşit ayar bölümümüz var. Genel, gelişmiş ve engramlar. Engramlar zaten oyun içerisindeki itemleri craftlayabilmeniz için öğrendiğiniz bilgiler. Bunu zaten oynayanlar olarak yani oyuncu olarak bilmeniz lazım. Bu temel bir bilgi. Diğer bilgilerden bahsedeceğim. Genel gelişmiş modlar bilgilerinden bahsedeceğim. Öncelikle genele geldiğimde aslında tamamen Türkçe olduğu için buradaki şeyleri okuyarak yapabiliyorsunuz ama bazı ince detaylar var. Onları kaçırmamanız için bu videoyu çekiyorum. Buraları geçeceğim. Zorluk seviyesini, dino hasarını, oyuncu hasarını, yapı hasarını zaten biliyorsunuz. Sizin için önemli olan hususlara gelelim. TP çarpanı. Arkadaşlar şimdi TP çarpanı bildiğiniz gibi aldığımız XP'nin karşılığı. Yani biz buraya 10 yazarsak 10x alıyoruz. Normalden 10 kat fazla almış oluyoruz. Evcilleştirme hızı aynı şekilde. Kaç yazarsak 60x fazla alıyorum şimdi ben. Mesela 60 yazmışım. 60x daha fazla. 60 kat daha fazla alıyorum. Yapıların hasar tamiri, Taret'in Dino'ya verdiği hasar. Bunları zaten dediğim gibi siz bakarak anlayabiliyorsunuz. Dino hasat hasarı, hasat miktar. Dino hasat hasarının anlatmaya çalıştığı da dinolarla ot topladığınızda meyve, odun, et, bunları etkileyen, bunları tetikleyen bir özellik bu. Bunları da geçelim. Daha önemlilere gelelim. Oyuncu hasat hasarı biliyorsunuz. Dino sayısı oynadığınız sunucudaki dinoların sayısı. Yani normalde bir sunucu açtığınızda 100 tane dino varsa 3 yaptığımda 300 oluyor. 1000 yaptığımda 1000 katı oluyor. Öyle düşünün. Burası sadece X olarak işler. Sadece onun bilgisini vermek istiyorum. Üçüncü şahıs kamerasına izin ver. Açılı olması lazım. Üçüncü şahıs olarak oynamak istiyorsanız. Ve şurayı atlamışım. Bu bizim için önemli. Yerel sunucuyu birlikte oynamak isteyen arkadaşlar oluyor bazen. 4-5 kişi toplanıyorlar. Hadi işte bir sunucuya girmektense biz açalım, takılalım gibi. Burayı silip bu şekilde yapmazsanız sunucuyu kuran kişiden uzaklaşamazsınız. Yani sunucuyu bir kişi kurar, ikincisi oyuna girer ama hep sunucu sahibinin yanında gezer. Oyun sürekli ona çeker. Yani bunu yapmadığınız sürece birlikte oyun oynayamazsınız. Zehir olur. O yüzden bu bilgiyi aklınızda tutun. Burayı yapabildiğiniz kadar yüksek bir sayı yapın. Nişan göstergesini biliyorsunuz. Buraları geçelim. Şu alt kısımda bizi ilgilendiren büyük büyük şeyler var. Önemli şeyler var. PvP'de Gamma'yı etkinleştir. Şimdi Gamma ini kullanmayanlar için tab'dan yazılan bir kod. Yani hava karardığında Gamma yazdığınızda ekranınız biraz daha böyle açılıyor. Hani Gamma'yı yükseltme gibi, parlaklığı yükseltme gibi düşünün. Daha sonrasında ceset bulucu öldüğünüz zaman böyle yeşil bir ışık drop inmiş gibi gözükür. Bunu açarsanız öldüğünüz zaman onu bulabilirsiniz. Yapısal yerleşim çakışmasını kapat. Bakın bu önemli bir şey. Şimdi biz yapıları yerleştirirken oyun içerisinde oyun bazı yerlere izin vermez. Buraya koyamazsın der, şuraya koyamazsın der, şöyle yapma der, böyle yapma der. Bunu ortadan kaldırır. Yani istediğiniz her yere yapı koyabilirsiniz bunu açtığınız zaman. Daha sonrasında çoklu platforma gelelim. Bu da platformlara yapı yaptığımızda bir engelleme var. İşte buraya yapamazsın, şöyle yapamazsın, şu kadar sayıda yapabilirsin ya da şu kadar kat çıkabilirsin diye bir kısıtlama var. Bu kısıtlamayı ortadan kaldırır. Bu zaten platformlarda bildiğiniz gibi Paraser, Quasar gibi hayvanların üstüne yaptığımız platformlar. Onlar üzerine ev falan yapabiliyoruz. İşte inşa yapabiliyoruz. Daha sonrasında son olarak burada göstermek istediğim en önemli şeylerden biri de yaratıcı modunu gösterir. Arkadaşlar sunucuyu açan kişi, kurucu olan kişi bunu açtığı zaman yaratıcı modu kullanabiliyor. Yaratıcı modun ne işe yaradığını sunucuyu açtıktan sonra size göstereceğim. Şimdi bunu anlatmaya çalışırsam anlatamam büyük ihtimalle. O yüzden sunucuyu açtıktan sonra bu ayarlarla beraber size göstereceğim. Gelişmiş bölümüne gelelim. Gelişmişte burada da yapmamız gereken bazı hususlar var. Güzel bir sunucu için. Onu anlatayım. PvE'de mağaraya yapı yapmaya izin ver. Şimdi arkadaşlar normal sunucularda, official sunucularda mağaraya yapı yapamazsınız. Bunu açarsanız kendi sunucunuzda istediğiniz herhangi bir mağaraya yapı yapabiliyorsunuz.
Daha sonrasında PV'de uçanlarla taşımaya izin ver. Bu zaten bildiğiniz bir şey. Dinoları, insanları kuşla taşımak için kullandığımız bir şey yani. Bunu da geçiyorum. Evet. Şurada okumuş olduğunuz özellik de bir diğer önemli özelliktir arkadaşlar. Uçanların mağaraya girmesine izin ver. Normal şartlarda, official sunucularda uçan hayvanlarınızla mağaraya giremezsiniz. Girişte sizi uçan hayvanın üzerinden atar. İçeride de bir daha binemezsiniz o hayvana. Yani bu drop toplamak için çok önemli bir şey aslında. Kendi sunucunuzda bunu açarak da mağaraların içerisinde uçarak gezebiliyorsunuz. Platformda yapı önlenmesini geçersiz kıl. Evet arkadaşlar, normal şartlarda Ark 2 yıl öncesinde böyle bir seçenek yoktu. Ark'ın yani oyun içerisinde böyle bir seçeneği yoktu. Çünkü platformlara yapı yapabiliyordun. Sınırsız bir şeyi vardı. Yani taret koyabilirdin, onu yapabilirdin. Bunu. Ama şimdi platformlara taret koymayı vesaire kapattılar. Çünkü uçan bir hayvanı düşünsenize, böyle uçarak geliyor, böyle taretler ateş ediyor sürekli. Yani bunu kapatmak istediler. Bunu siz buradan etkileştirebilirsiniz. Yani platform üzerinde herhangi bir taret kullanımını da bu şekilde açabiliyorsunuz. Daha sonrasında inelim. Bakın, eğer ki biz uzun süreli, uzun soluklu kendi sunucumuzda oynayacağız diyorsanız, buradaki çiftleşme, yumurta bırakma, yumurtanın çatlaması, bebeğin olgunlaşma, yemek tüketimi hepsiyle özel olarak ilgilenebilirsiniz. Evet, seviye başına vahşi dino istatistikleri, seviye başına evcil dino istatistikleri, bunlar zaten bilinecek hususlar. Evet. Arkadaşlar, zaten engramlar konusunda başlangıçta fikrimi söyledim. Buraya herhangi bir şekilde dokunmanıza gerek yok. Ayarlarımızı bu şekilde yaptıktan sonra sunucumuzu seçeceğiz. Bu kısımda sizlerde var olan haritaları görebilirsiniz. Buradan harita seçimini yapabilirsiniz. Şu butonları açıklayalım. Şimdi arkadaşlar, tek oyunculu oyna dediğimizde zaten bize özel bir sunucu açtığını biliyorsunuz. Özel sunucu çalıştır dediğimizde ise tıklayalım. Bakın, gördüğünüz gibi sunucu şifresi ister, yönetici şifresi ister ve oturum adı ister. Şimdi buradaki olay şu. Ben buraya Hadux Gaming yazıyorum. Sunucu şifresi. Yani benim sunucuma girmek isteyenlerin kullanması gereken şifre. 1453 yazdım. Yönetici şifresi. Yönetici şifresi de oyun içerisinde kimler adminlik yapmak istiyorsa, yani siz kimlere adminlik vermek istiyorsanız bu şifreyi onlara veriyorsunuz. Buraya da Hadux yazıyorum. Kabul et dediğimde bir sunucu kuruyor. O sunucuları da şu şekilde göstereceğim size. Arka katıl dediğimde bakın. Yerel oturumlar. Buradaki sunucular benim orada yerel sunucu oluşturma, özel sunucu oluşturma yeriyle oluşturulmuş bir sistemdir. Bakın, gördüğünüz gibi Island, Ragnarok, adamlar kurmuş, isimlerini yazmışlar sol tarafa. Şurada isimleri yazılı. Bu şekilde bu sunuculara girebiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınızla oynamak için kullandığınız bir yöntem bu. Dediğim gibi özel sunucu oluşturduğumuzda bunları kullanıyoruz. Diğerlerine çok fazla girmemize gerek yok. Bizim işimize yarar şey ikisi bunlar. Tek oyunculu özel sunucu. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Sağ tarafa geliyorum, modlara. Şimdi arkadaşlar, bir önceki videomda modları nasıl yükleyebiliriz? Modları nasıl silebiliriz? Ondan bahsettim. Yüklediğimiz modlar zaten sağ alt tarafta gördüğünüz gibi kullanılabilir modlar olarak geliyor. Biz buradan istediğimiz modu, sunucumuzda kullanmak istediğimiz modu buradan yukarıya atarak gördüğünüz gibi aktif ediyoruz. Daha sonrasında her şeyi bitirdik. Genel ayarlarımızı yaptık. Gelişmiş ayarlarımızı yaptık. Her şeyi bitirdik. Tek oyunculu oynaya basacağım ve sunucumu açacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Buradaki ayarları değiştirdiniz. Buradaki ayarları yaptınız. Her şeyi çok güzel yaptınız, ettiniz. Oyuna bir girdiniz. Hiçbir şey beklediğiniz gibi değil. Hemen oyundan çıkın, tekrar buraya gelin. Burada hiçbir şey değişmemiş olacak. İstediğiniz gibi tekrar ayarlama yapıp kaldığınız yerden oynayabilirsiniz arkadaşlar. O konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. Yani şuradaki zorluk seviyesini 20 yaptım, aa bozuldu falan, öyle bir şey yok. Çıkıyorsunuz, oradaki zorluk seviyesini düzeltiyorsunuz, tekrar giriyorsunuz. Zaten dediğim gibi bilgisayarınıza şurada görmüş olduğunuz kayıt işaretiyle de anlıyorsunuz. Zaten diyor Ragnarok'ta oynamışsın, senin bir kaydın var, oradan açıyoruz diyor. Bu şekilde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi oyunumuza girelim.
Yaratıcı mod hakkında birkaç şey göstereceğim ve videoyu bitireceğim. Hemen oyunumu açıyorum. Evet arkadaşlar, sunucumuzu açtık. Şimdi sizlere yaratıcı modunu göstermek istiyorum. Tekrar hatırlatayım. Yaratıcı modu bir önceki ayar sayfasında seçtiğimiz bir özelliktir. Onu aktif etmeyi unutmayın. Aktif etmezseniz hiçbir şekilde kullanamazsınız oyun içerisinde. ESC'ye basıyoruz. Bakın. Yaratıcı modunu aç. Açtım. Bu ne anlama geliyor? Sunucu sahiplerinin ve sunucuyu kuran kişilerin bu özelliği kullanma hakkı var arkadaşlar. Şimdi ben yaratıcı modunu açtım ama ne oldu? Bilmiyoruz. Yaratıcı modunu açtığınızda bakın, kapat diyelim. Şöyle gösterelim ben size. Bakın, şu birdeki işaret kayboldu, gördünüz. Yaratıcı modunu aç dedim. Bakın, bana bir tane yönetici tüfeği veriyor. Yönetici tüfeğini aldım, koydum bile. Aldım elime. Bakın arkadaşlar. Seçim blink yazıyor. Gördüğünüz şey ışınlanma anlamına geliyor. Tüfek neredeyse oraya ışınlanırsınız diyor. Bakın. Gördüğünüz gibi. Sağ tuşa bastım. Bu da bilgi veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz her şey hakkında. Bakın. Bize doğru gelen diyor. Bir akrep var. Akrep hakkındaki bilgiler. Sağlık, dayanıklılık, uyuşukluk, oksijen, yemek, su, sıcaklık. Onların bilgisini veriyor. Sağ tıka bastım. Yıkım. Bu da görmüş olduğunuz her şeyi yıkmanıza yarar. Hayvan, insan, yapı hiç fark etmez. Kırılabilecek, yıkılabilecek her şeyi, ölebilecek her şeyi öldürür ve yıkar. Şimdi tabii bunlar işimize yarıyor ama yaratıcı modunun en önemli özelliğine değinmek istiyorum. Bir saniye, şöyle bir temizlik yapalım. Gördüğünüz gibi bu özellikle yaratıcı modunu açtığınızda etrafınızdaki hayvanları rahatlıkla öldürebiliyorsunuz. Şimdi ben yaratıcı modunun en önemli kısmını anlatmak istiyorum. Bunlar tabii bir yerde sizin de God mod yazarak yapabileceğiniz şeyler olduğu için ben V tuşuma bastım. Yapıya geliyorum. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yapıdaki her şeyi itemsiz, materyalsiz ya da makinesiz üretebiliyorsunuz. Yaratıcı modunun en büyük özelliği budur ve kullanmak istediğiniz zaman sadece tek tuşla açabiliyorsunuz. Aslında yerel sunucuyu anlatmak istememin en büyük sebebi budur arkadaşlar. Ben etrafımdaki insanlar dahil olmak üzere internette gördüğüm videolarda dahil görüyorum ki yerel sunucu kullananlar bu yaratıcı modunu bilmiyor, kullanmıyor ya da kullanamıyor bilmediği için ben bunu göstermek istedim. Yani bir şeyler yapmak için çok çok uğraşmanıza ya da öyle taba basayım şunun kodunu yazayım, bunun kodunu yazayım, şöyle yazayım, böyle yazayım yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi tek tuşla istediğiniz her itemi görmüş olduğunuz gibi craftlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim üzerimde bakın hiçbir materyal, hiçbir item, hiçbir şey yok. Sadece tıklıyorum ve istediğim itemi alıyorum. Sadece yapmanız gereken tek şey ayarlar bölümünde gösterdiğim yaratıcı modunu açmanız ve ESC'ye basıyorsunuz, yaratıcı modunu aç diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yaratıcı modunu kapatalım. Bakalım bir de böyle görelim orayı. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şeyi craftlayamıyorum. Evet arkadaşlar. Yerel sunucu nasıl oluşturulur? Yerel sunucu ayarlarında nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar hakkında bilgi verdim. Umarım işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.